Ben Profesör Tim McKay, Michigan Üniversitesi'nde fizik ve astronomi profesörüyüm ve gözlemsel astronomi üzerine çalışıyorum. Kozmolojinin amacı, zamanın başlangıcından bugüne kadar evrendeki her şeyin yaratılış ve evrimini incelemektir. Kozmoloji aynı zamanda bize geçmişi gözlemleme şansı verdiği için de çok iyi bir tarihsel bilimdir. Kozmoloji sayesinde evrenin değişik zamanlarda nasıl olduğunu görüp, içinde neler olduğunu, bittiğini seyredebiliyoruz. Tüm bunları ışığın sınırlı hızından faydalanarak yapıyoruz. Işığın hızı sınırsız değil, sınırlı olduğu için bir cisme baktığımızda o cismin geçmişte nasıl göründüğünü bulabiliyoruz. Işığın bize yeniden ulaşması için epey zaman geçtiğinden, bize ulaşan ışık, o cisimden çok çok uzun zaman önce yayılan ışık oluyor. Daha uzaktaki bir cisim ise, daha da geçmişteki bir görüntüsünü elde edebiliyoruz. Bunun için kozmolojide cisimlerin uzaklıklarına bağlı olarak, cisimlerden yakın geçmişte, orta vadeli geçmişte ve zamanın başlangıcında çıkan ve bize ulaşan ışıkları inceleyebiliyoruz. Bu sayede evrenin oluşumu hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Çok uzaktaki cisimler evrenin en başta nasıl olduğu hakkında bilgi veriyor. Biz de bununla başlayıp günümüze kadar geliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Evren geçmişini inceleyebilmemiz için gözlerimizin önüne seriyor. Çok uzaklardaki cisimlerden çıkıp da bize ulaşan ışığı incelediğimiz için, havaya baktığımız zaman çıplak gözle görebildiğimiz cisimleri bile büyütmemiz gerekiyor. Günümüze kadar bilim, İnsanların görme yetilerini geliştirecek buluşlar yapılmasına yardımcı oldu. Mesela gözlükler. Gözlükler sayesinde daha iyi görebiliyoruz. Gözlüklerden sonra teleskoplar icat edildi. Teleskoplar, uzaktaki cisimleri büyüten, yani olduklarından daha büyük gösteren ve gözlerinizden daha fazla ışık toplayabilen araçlardır. Gözlerimizdeki açıklık çok fazla ışık toplayamaz ama bunun gibi bir teleskop, bu kadar büyüklükte bir gözün toplayabileceği kadar ışık toplayabilir. Aslına bakarsanız bundan çok ama çok daha büyük, çapının metreyle ölçülen, gözleri olan teleskoplar yaptığımızı da eklemem gerek. Bugün kullandığımız en büyük teleskobun göz açıklığı tam tamına 10 metre arkadaşlar. Bunun gibi bir teleskopla gözümüzün uzak ve silik gördüğü şeyleri çok daha yakın ve net görebiliyoruz. Kullanılan ekipmandaki gelişmeler kozmolojideki ilerlemeleri de beraberinde getirdi. Gelişmiş ekipmanlarla artık evrenin geçmişini de antik Yunanların çıplak gözleriyle gözlemlediklerinden çok daha iyi anlayabiliyoruz. Şahsen benim kozmolojiyi seçmemde konuya olan ilgim ve bu alandaki fırsatlar önemli bir rol oynadı. Doğayı sokakta yürürken ya da çok gelişmiş bir teleskopla her zaman, her ölçekte gözlemlemeyi severim. Ama kozmolojiye olan ilgim Fermi Lab adında bir parçacık fiziği laboratuvarında çalışmaya başlayınca ortaya çıktı. Bana istediğim her şeyi yapabileceğimi söylediler. O zamanlar Sloan Dijital Gökyüzü Haritası isimli bir projeleri vardı. O kadar fazla sayıda ve o kadar zengin bir gözlem şansı sunuyorlardı ki hayır diyemedim. O gün bugündür de kozmoloji alanında çalışıyorum. Gözlemsel kozmoloji çok iyi bir 15 yıl geçirdi çünkü artık evrenin basit geçmişi, yani büyük patlamadan bugüne kadar neler olduğu hakkında çok fazla şey biliyoruz. Buna rağmen hala çok büyük gizemler var. Bugün sizlerle bunların dördü hakkında konuşmak istiyorum. Birinci gizem, büyük patlamanın ilk zamanlarına dayanıyor. Herkes büyük patlamadan önce ne olduğunu merak ediyor. Büyük patlamadan önce bir şey var mıydı? Nasıl oldu? Neden oldu? Sebebi neydi? Bunlar aslında çok zor sorular. Haklarında çok fazla gözlemsel kanıtımız yok. Ancak bu soruların herkesi büyülemeye devam edeceklerinden eminim. Sıradaki iki soru ise evrenin içeriği ile ilgili. Evrenin iki tane oldukça gizemli içeriği var. Bunlardan ilki karanlık madde. Karanlık madde evrenin hemen hemen her yerinde. Normal maddeye, yani bizi meydana getiren atomlara göre miktarca daha fazla olan ve yer çekimiyle etkileşime girmesine rağmen ışıkla etkileşime girmeyen bir madde. Evrenin bir diğer gizemliliği daha var. Bu her neyse, evrenin genişlemesini hızlandırıyor. Evrenin genişleme hızı geçmişte günümüze göre daha yavaştı. Hatta zaman içerisinde hızlanmaya başladığı ve hızlanmaya devam ettiğini de söyleyebiliriz. Evrenin hızla genişlemesine neyin sebep olduğunu henüz bilmememize rağmen ona bir isim verdik. Bu isme de arkadaşlar karanlık enerji diyoruz.
Karanlık madde ve karanlık enerji evrenin anlamayı umduğumuz iki gizemli içeriği. Son olarak, dördüncü soru benim için oldukça ilgi çekici bir soru. Evrende olacak her şeyin mümkün olan her yerde olacağını biliyoruz. Ama burada, dünyada olan bir şey, bugüne kadar başka bir yerde görülmedi. Evet, yaşamdan bahsediyorum. Kozmoloji hakkında bildiklerimiz, yaşamın, eğer dünyada başladıysa, evrenin başka köşelerinde de başlamış olabileceğine işaret ediyor. Bunun doğru olup olmadığını anlamamız lazım. Şu an kullandığımız ekipmanlar henüz diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığı konusunda bize yardımcı olamıyor. Ama önümüzdeki yıllarda bu soruya daha iyi cevaplar alabileceğimizi düşünüyor ve evrenin değişik yerlerinde de yaşamın izlerini bulabilmeyi umuyorum.